Yabancı şirketlerin ülkemizde siyanürle malden arama yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki de kötü değerlendiriyorum. Yani çevreye çok zararlı olduğunu düşünüyorum, toprağa, ağaçlara. Biliyorsunuz Erzincan'daki altın madeni ocağında 9 yanımız toprak altında kaldı. Hala toprak altındalar, kurtarma çalışmaları durduruldu. Evet. Tekrar yine kayma oldu diye. Evet. Yani siz bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yetkili... Çalışmadıklarını düşünüyorum. Aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum'un bugüne kadar yapmadığı hiçbir işi bundan sonra da yapacağını düşünmüyorum. Zaten 20 küsür senede gerçekleştirmeyen bir sürü vaat var. Hiçbir ilişki ailede de, yani toplumu aile oluşturur. Bir baba nasıl çocuğuna bir vaat verdiğinde, anne çocuğuna vaat verdiğinde, gerçekleştirmediğinde o çocuk aileye, topluma, kendisine nasıl küsüyorsa aslında devlet de, hani bu milletin babası ya, baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedikleri için biz de babamıza küskünüz ve güvenmiyoruz. Artık bu rejimin, bu sistemin değişmesini istiyoruz. Bu benim için değil, benden çok daha küçük yaştaki arkadaşlarım için de geçerli. Yani sahte bir algı oluşturuluyor, sahte anketler yayınlanıyor. Ben bu seçimlerde milletin doğru bir karar vereceğini düşünüyorum. Bu belediyelere, bu adaylara, bu sisteme dur denileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yabancı maden şirketi kendisinden başka kimseyi düşünmez. Bugün açın en basitinden Google'ı açın, YouTube'u açın. Türkiye hakkındaki konuştuklarının hepsini teker teker görürsünüz. Türkiye'ye Türklerden başka kimseden fayda olmaz. Yabancı maden şirketi altını alır, siyanürü bırakır, işi bitince de çekip gider. Bu kadar basit. Bize ne kalır abi? Enkaz mı kalır? Bize artık söyleyeceğim de burada yayınlanmaz. Ondan hiçbir şey söylemeyeyim. Bunun tek sebebi bu ülkeye bunlara maden ruhsatları veren insanlardır. Kontrol etmeyen insanlardır. Elinde sonunda bunların hesabı bir şekilde sorulacaktır ama bu ülkeye yaptıkları bunlarla kalmayacaktır. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bilgili olarak, yani tek başına değil, böyle devlet şeyinde, himayesinde. Devlet izniyle zaten alıyorlar. Devlet bilgisinde, evet. Ve hatırla gönülle değil, bilir kişiler tarafından. Zaten onlar hepsi bu işin uzmanları, evet. Madenciler. Tamam, konu nedir? Ben ne sordum efendim? Yabancı şirketlerin, yabancı maden şirketlerinin ülkemizde, evet, maden aramasını nasıl değerlendiriyorsunuz dedim. Maden değil, hiçbir şeyin aramasını tercih etmiyorum. Yabancı şirketlerin? Yabancı şirketlerin. Tamamen yerli ülkemizden, evet, şirketlerinin araması, evet, daha uygun. Ve halkımızın kabul ettiği bir şekilde. Eyvallah, tamam. Baba sağ ol. Evet. Doğru bulmuyorum. Neden efendim? Dokuz yanımız biliyorsunuz Erzincan'daki madende toprak kaymasından altta kaldı, toprak altında kaldı. Dokuz yanımız hala çıkarılamadı. Evet. Ama kendi ülkelerinde siyanürle falan maden araması yapamayan şirketler gelip bizim ülkemizde istedikleri gibi maden işletmeciliği, maden araması yapabiliyorlar. Denetimlerin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Maalesef. İnşallah bunun için bir önlem alınır. Ben karşıyım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Siz bakan olsaydınız, Çevre ve Şehircilik Bakanı olsaydınız. Kabul etmezdim. Verir miydiniz böyle bir izin? İzin vermezdim. Değil mi? Eyvallah. Sağ olun. Biliyorsun Erzincan maden ocağında 9 canımız toprak altında kaldı. Hala kurtarılamadılar. Nasıl değerlendiren abi? Siyanürle maden araması yapılıyor ülkemizde. Yani vallahi abi, siyanürle maden araması vallahi kötü ya abi. Kötü abi. Yani bir kere doğamızı da çok kirletiyor abi. O şimdi vadiye döküldü abi. O vadideki yani yazık canlı, bütün popülasyonlar, oradaki canlılar da bundan çok zarar görecek. Yani işte hani oradaki köylüler artık hayvancılık da yapamıyorlar. Yani o köydeki hayvancılık hakkında mevcut bir nasıl hayvancılıkları var bir bilgim yok benim yani. Ama işte siyanür, tabii ki de siyanüre maruz kalan canlıların tabii hepsi bu yönden çok etkileniyor. Peki abi sen bu konularla ilgili yetkili biri olsaydın izin verir miydin abi? Yetkili biri? Vallahi abi yani ben şahsen yetkili biri olsaydım yani bir yabancı şirketin siyanürle adam çünkü kendi ülkesinde yani, arama yapamıyor vallahi, yasak siyanürle maden araması ama bizim ülkemizde yani,
Bence yani bizim ülkemizin toprağına saygı duymuyordur yani. Sonuçta diğer ülkeler kendi topraklarına ne güzel sahip çıkıyorlar. Bizim de aslında çıkmamız gerekiyor. Aynen, bravo. Yani herkesin, bütün ülkelerin kendi toprağına sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta bu topraklar insanların, hepimizin toprağı bunlar. Aynen. Yani bunu öyle bireylere indirgemek doğru değil yani. Sonuçta hepsi orada yaşayan canlılar var. Onlar etkilenen bir sürü insanlar, diğer canlılar var. Yani yazık yani. Tamam. Teşekkür ederim. Bu Türkiye İsmet İnönü'nün bir lafıyla çok ünlüdür. Hiç olmadığı kadar hain yetiştirdi bu memleket. Özellikle yetiştiriliyorlar, iktidara getiriliyorlar. Ülkenin tüm yeraltı, yerüstü kaynakları sömürülüyor. Kanada şirketi, oraya giden bir turist anlatıyor, Türk turist. 40 santim bir zeytin dalı kesti diye santimine 10 dolar alıyorlar, 40 dolar diyor ceza ödedim. Kanada'da kendi ağacını, bir dalını kestirmeyen gelip burada siyanürle altın araması yapıyor ve bunun %1'ini bırakıyor ülke. Bırak onu, bence en büyük maden topraktır. Toprak, bitki, sebze, meyve hepsini verir doyurur. Ama altın kupkuru bir şeydir. Yani o yenmez. Su çok önemli ama fabrika atıkları, sulara karşı kimyasal atıklar, bunu özellikle büyük şirketler yapıyor. Akarsularımız kirleniyor. Doğal bir kayıp var, betonlaşma var. Bunların üzerinde durun. Zaten dünyada bir gıda krizi yaşanacak. Halen de daha da çok yaşanıyor ve daha da çok yaşanacak eğer böyle giderse. Değil mi hocam? Tabii. Onun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bakın Türkiye Emekler Partisi'ni kurdum. Onun genel başkanıydım. Yeni bıraktım. Ben parti kurarken en büyük amacım buydu. Yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip çıkmak. Mültecileri koşulsuz şartsız ülkelerine göndermek. Ondan sonra Türkiye'de kaybolmaya yüz tutan tarım ve hayvancılık politikalarına önem vermek. Köy enstitülerinin tekrar yeniden inşa edilmesi. Ancak böyle olursa nüfusun bile durdurulması gerekiyor. İleride kıtlık yaşanacak, susuzluk, kuraklık. Bu yer küre bu nüfusu kaldırmaz. Eyvallah. Yani bilimsel olarak. Aynen. Seçimlerden sonra 2 milyon Gazze'li gelecekmiş abi ülkemize. Gelir. Gelecek duydum. 1 milyon falan diyorlar. 2 milyon duydum ben. Evet. 1 milyon duydum ben. Evet. Sen 2 milyon duydum abi. Bakın ülke dediğim gibi çöplük haline gelmiş. Mülteci bir, ayrı soru. Ondan sonra gelip burada maden araması yapıyorlar iki. Üçüncüsü de Özal döneminde atık petroller varillerle denize dökülüyordu. Yunanistan'dan bize geliyordu. Şimdi de Libya'dan geliyor. Çöpleri atıyorlar. Çöplerini Türkiye'ye atıyorlar. Türkiye gidip alıyor abi oradan. Getiriyor. Para karşılığı çöp alıyor. Evet. Evet. Yani böyle bir inanamıyorum ben ya vallahi billahi abi ya. Sistemin değişmesi lazım. Kökten. Bu da düzen ve sermaye partileriyle olmaz. Olacak iş değil. Aynen. Çok teşekkürler. Yabancı maden şirketlerinin ülkemizde maden arama yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? Abi değerlendirmiyorum abi. Niye değerlendirmiyorsun abi? Abi çünkü bizim ülkemiz bence bizim, sadece bizim olmalı abi. Değerlendiriyorsun işte. İşte öyle değerlendiriyorum abi. Siyanürle bizi, bak bilmiyorsun, siyanürle bizi zehirledikleri için desene. Gel abla. Siyanürle zehirledikleri için desene. Desene. Bir şey yapmayalım hiç. Pek şeyim de yoktu o gayet yüzden. Gayet iyisiniz. Bravo, süper. İstekli değilsiniz bu konuda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz Çevre ve Şehircilik Bakanı olsaydınız böyle bir şey izin verir misiniz? Hayır, vermez. Olmasın da. Yabancı şirketler yeter artık yani ülkemizde. Her şeyimiz yabancılarla oluyor. Kendi bildiğim kadarıyla. Kendi ülkelerinde maden aramak yasak. Evet. Gelip Türkiye'de bu işi daha kolay yapıyorlar. Bence de olmasın. Teşekkürler. Yabancı maden şirketlerinin ülkemizde siyanürle maden arama yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? Abi hiç iyi değerlendirmiyorum. Allah belalarını versin. Ben bunu gerçekten olumlu olarak karşılamıyorum. Gerçekten çok yazık. Arkadaşım, çok yazık abi. Arkadaşımın düşüncelerine katılıyorum. Ve 9 tane vatandaşımız toprak altında. Gerçekten Allah'tan rahmet diliyorum onlara. Arkadaşım konuşsun abi. Sen ne diyorsun abi? Abi ben de aynılarını düşünüyorum. Yani arkadaş yani
Böyle olmasını olumsuz buluyorum tabii kendi ki de. Kendi ülkelerinde siyanürle maden aramak yasak. Katılıyorum. Ama yabancı ülkenin madencileri gelip benim ülkemde, değil mi abi, bizim ülkemizde siyanürle maden arıyor. Evet. Dokuz yılımız toprak altında. Evet. Evet abi. Yani, yani çok yanlış yani. Bunların artık üstesinden gelinmeli yani. Bunlara bir karşı çıkılmalı. Evet abi. Vatandaşlar olarak bu durumdan hiç doğamız yeşilimiz katlediliyor. Kesinlikle evet. Öyle abi. Kesinlikle katılıyorum. Öyle yani abi. Abi sorun nedir acaba? Eyvallah. Biliyorsunuz Erzincan altın madeninde dokuz yılımız toprak altında kaldı. Evet, evet. Nasıl değerlendiriyorsun abi bu siyanür ile yabancı şirketlerin maden arama yapmasını? Siyanür zaten zararlı bir madde. Evet. Bu kendi ülkelerinde öyle bir arama hakları yok tabii. Yapamıyor. Orada yasak evet. Çünkü evet, kanunların evet. Yasaklamış orayı idare eden ülkenin evet. Başbakanı, Cumhurbaşkanı, meclisi neyse. Ya bu siyanürü iyi kontrol edebilseler, toprağa karışmasını engelleyebilseler aslında bizim ülkemiz için de faydalı. Ama bunu engelleyemiyorlar. Bu sonuç itibariyle siyanür toprağa karışıyor. Ve bizim bitkilerimize, sebzelerimize hepsine zarar veriyor. Toprağımıza zarar veriyor. Bunu engelleyemedikleri için ben desteklemiyorum tabii bunu. Evet. Abi sen bir Çevre ve Şehircilik Bakanı olsaydın bu şekilde maden arama yapılmasına izin verir miydin abi? Ya ben öyle bir bakan değilim. Abi, benim öyle bir yetkim diyor. Yok canım. Öyle bir altyapım da. Vermezdim herhalde bilmiyorum. Onu vermezdim. Abi ben eyvallah sağ ol. Nereden? Çok kötü. Dokuz yanımız biliyorsunuz toprak altında. Evet. Tekrar kayma oldu diye arama çalışmaları da durduruldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu bizim ülkemizin bağımsızlığına vurulmuş kötü bir şey. Olmaması lazım. Eyvallah. Kendi madenlerimizi kendimizin çıkartması lazım. Eyvallah. Siz bu konuda yetkili bile olsaydınız yabancı şirketlerin bu şekilde siyanürle maden arama yapmasına izin verir miydiniz? Vermezdim kesinlikle. Çünkü %4'ü madenin bize kalıyor altının, %96'sını kendileri alıp götürüyorlar memleketlerine. Ve ne kadar altın çıkarıldığı ile ilgili hiçbir kamuoyuna açıklama da yapılmıyor. Yok, yok. Değil mi? Kaç ton? Biz tonlarca maden altın çıkarılmış oradan. Ama vatandaşın bir bilgisi yok. Evet. Eyvallah baba, sağ ol, teşekkür. Hiç iyi bir şekilde değerlendirmiyorum. Hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bir arada Türkiye'mizden gitmelerini arzu ediyorum. Eyvallah. Böyle yapanların da hiçbirinin de yanında değilim. Peki dokuz yanımız toprak altında hala. Of, hepsine gelmiş geçmiş olsun. Bunları yapanların da kim onlarda bunlara izin verdiyse lanetliyoruz onları da. Var mı başka bir şey? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani tabii ki istemiyoruz biz de herkes gibi ama dokuz yanımız toprak altında kaldı hala kurtarılamadı. Tekrar kayma oldu diye kurtarma çalışmaları da şu an durduruldu. Yani siz bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilisi olsaydınız böyle bir şeye izin verir miydiniz? Ya tabii ki bunu söylemek bana kolay şu an. Ben vermezdim derdim ama onlar da kendi fikirleriyle hareket edemedikleri için bence oluyor bunlar. Nasıl maalesef. Yani? Ha. Yani. Emir yukarıdan mı? Ha. Yani. Geliyor demek istediniz. Tabii. Onu demek istiyorum. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kesinlikle onaylamıyorum. Tasvip ettiğim davranış ya da uygulama değil. Evet. Kendi ülkemizde sadece kendi şirketlerimizin maden, arama, tetkik ve enstitüleri dahilinde araştırma yapmasını olay dahilinde buluyorum. Yabancı şirketlerin ülkemize girmemesini, bir de böyle riskli işlere kalkışmamasını, önlem alınmasını abi, şiddet öneriyorum. Kendi ülkelerinde arama yapamıyorlar. Mecbur. Geliyorlar kendi ülkemize, kendi yani topraklarımızı bakıyorlar. Hangi ülkede bu konuda faydalanabiliriz? Öyle evet. Mi yani? Ya ben onay vermiyorum tabii ki. Yani yapacak, evet. Yapılacak iş değil, onay verecek bir iş değil kesinlikle. Eyvallah. Ha bunu onay verenler de aslında suçlanmak lazım, öyle söyleyeyim yani. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Vallahi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kendi ülkelerinde yapamadıklarını bizim ülkemizde yapıp bizim ülkemize zarar veriyorlar. Yani ülkenin durumu da şu an belli. Bu sefer de yabancı şirketlerin yaptığı bizim ülkemize de bu şey yani nasıl diyeyim ülkeyi batırmak gibi daha çok bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. İşleri nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin her yerinde Kaz Dağları'nda da var aynı şeyler. Aynen öyle. Maalesef bir Türkiye gerçeği artık bu. Bütün madenlerin bulunduğu yerlerde yabancı şirketler sınırsız devam ediyorlar aramaya. Doğamız talan ediliyor. Evet maalesef. Doğa mı maden mi? Onu yıllar sonra fark edeceğiz ama biraz iş işten geçmiş olabilir. Nereye kadar yani?
Abi sen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ya da bakan olsaydın ya da bir yetkili olsaydın böyle bir çalışmaya, siyanürle madenin araba çalışmasına izin verir miydin abi? Dünya standartlarına bakmak lazım. Kendi ülkelerinde yasak siyanürle madenin araba. Tabii kendi ülkesine yapmayan bir şeye izin vermemek lazım. Git kendi ülkende evet. Abi. Kendine layık görmediğin şeyi başka ülkeye de layık görme ya da başkasına layık görme. Ama abi yani ne diyeyim ya vallahi içim. Yani nasıl değerlendirebilirim? Siyanürlü araba yapması tabii ki de tehlikeli yani. Hani herkesin de aynı şeyi düşüneceğini düşünüyorum ben. Eyvallah. 9 yanımız Erzincan Altın Maden Ocağı'nda toprak altında kaldı biliyorsunuz. Hala kurtarılamadılar. Evet. Yani bizim devletimiz her zaman çalışır. Her zaman en iyisini bilir. En iyisini de yapar. Kesinlikle yani. En iyisi bu mu abi? Kesinlikle en iyisi bu. Yani bizim devletimiz kesin en iyisini yapar. Tabii ki de İran'ı yapmıyorum. Asla.